أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyicilerim, Kur'an'ın asırlara ışık tutması, Kur'an'da günümüz ilimlerine, çağımıza ışık tutması, bu konuyla ilgili birkaç mevzuyu arz etmek istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, Kur'an nazarında Rabbimizi bize tanıtan iki kitap vardır. Birisi bakılan, incelenen tekvini kitap, diğeri okunan, indirilen kitaptır. Kur'an her iki kitabın da birimlerine ayet adını verir. Kainatı ve insanlığı yaratan yaratıcı, evreni mükemmel bir ilim ve sanat harikası olarak yaratmış, isim ve sıfatlarını onunla tanıtmış, oraya nihayetsiz imkanlar yerleştirmiştir. Bunu yaratmaktan maksatlarını ve bundan istifade yollarını göstermek için de kullanma kılavuzu olarak tenzili kitabını göndermiştir. Böylece Kur'an'a göre bilimsel gerçekle dini gerçek şeklinde iki ayrı gerçek değil, tek gerçek, tek kaynak vardır. Bu anlayış yani bilimselle bütünlük anlayışı, İslam dininin temel akidesi olan tevhidin, Allah'ın birliğinin sonucudur. Rabbimiz Celle Celaluhu bununla yetinmemiş, bu iki kitabın manalarını, onları nasıl okumak gerektiğini öğrettiği, model olarak yarattığı bir öğretmeni, rehberlik ve uygulamayı gösterme gayesiyle görevlendirmiştir. Çünkü öğretmensiz bir okul düşünülemez. Öğretmensiz kitap, manasız bir eşya olur. Yazıyı okumayı, doğru düşünme yollarını gösteren bir rehber şarttır. Bundan ötürü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben ancak öğretmen olarak, öğretici olarak gönderildim demiştir. Aslında bütün peygamberler de öyledir. Nitekim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, nübüvvet binasının son tuğlası olduğunu belirtmiştir. Allahu Teala ona ve ona tabi olarak bütün müminlere şöyle dua etmelerini emretmiştir. Ya Rabbi, benim ilmimi artır. Taha suresinin 114. ayetinde ifade ediliyor. Yine sevgili peygamberimiz bir duasında, Ya Rabbi, bana varlıkların hakikatini olduğu gibi göster diyerek sırf gerçek peşinde olmayı ideal olarak göstermiştir. Keza iki günü eşit olan, yani her gün ilmini artırmayan aldanmıştır, buyurmuşlardır. Bedir Savaşı eserlerinden, yazı bilenlere, 10 Müslümana yazı öğretmeyi kurtuluş fidyesi yapmış, yazı öğreten esirleri serbest bırakmıştır. Evet değerli dinleyicilerim, böyle bir dinin mensubuyuz, böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Kıyamete kadar geçerli olacak, muciz olan Kur'an-ı Kerim rehberimiz, Kur'an'dan ve peygamberimizden hakiki manada istifade etmeyi Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Bu programımızda Kur'an'ın işaret ettiği eşyanın aynı şekilde nakledilmesi, kokuların nakli, kuş dili, kuş dilinin çözülmesi, hayvanların dilinin çözülmesi, aksettirici döndürücü sema, oksitosin maddesi. Değerli dinleyicilerim, eşyanın aynen nakli hususunda Nemil suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde mealen şöyle buyuruluyor. Hazreti Süleyman dedi, ey seçkin topluluk, onları Sebe sülalesinden bana Müslüman olarak gelmeden önce onun Belkıs'ın tahtını hanginiz bana getirir? Cinlerden bir ifrit dedi, sen yerinden kalkmadan önce ben o tahtı sana getiririm. Muhakkak onu taşımaya gücü yetip zayi etmeyen güvenilir bir kişiyim. Kendinde kitaptan ilim bulunan kimse dedi ki, sen gözünü kırpmadan önce onu sana getiririm derken, onu yanında duruyor görünce, Süleyman aleyhisselam bu Rabbimin fazlından dedi. Bu ayetlerden eşyanın aynen veya sureten naklinin mümkün olduğu anlaşılıyor. Radyo ve televizyon, seslerin ve şekillerin naklini ispat etmiştir. Fakat, Kur'an'ın haber verdiği eşyanın aynen nakli meselesi ise daha halledilememiştir. Ayetlerden anlaşılan ince bir nokta da, İfrit'in hızı ile celp kuvvetinin hızı arasındaki farktır. Çünkü ifrit, ben onu sen makamından, yerinden kalkmadan evvel sana getiririm diyor. Halbuki celp ilmini bilen kişi gözünü kırpmadan getiririm diyor. İkinci husus ise kokuların nakli. Yusuf suresinin 34. ayetinde Mısır'dan Kenan iline doğru kafile ayrılınca Beri'den babaları Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Burada koku karşılığı olarak rih kelimesi kullanılmıştır. Rih ise rüzgar manasına gelir.
Bu bakımdan kokunun fiziki surette gelmesi havanın kütlevi cereyanı ile değil de elektronik dalgalar ile olması muhtemeldir. Meseleyi kimya ve atom fiziği sahasında takip ederek ses naklinden daha ince bir kanun ile koku, kuvvet ve hareketinin zapt ve naklinde dahi elektrik akımından istifade mümkün olduğu neticesine varabiliriz demektir. Gerçi Yakup'un duygusu fenli değil, mucizevidir fakat ayetin ifadesinden anlaşılan bu kokunun rüzgar içinde duyulması ve gömleği taşıyan müjde kafilesinin Mısır'dan ayrıldığı anda oradan ayrılarak ulaştırılmış olmasıdır. Bu ise yaratılışta kokunun dahi havadan bir telsizle, şimşek gibi nakille ulaştırılması hadisesinin meydana gelişini ve gizli bir kanunun varlığını ihtar eder. Kuş dili. Diğer bir husus, Neml suresinin 16. ayetinde ve Süleyman Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize mantık-ı tayr, kuşların dili ve ne işe yaradıkları talim buyuruldu. Mantık esasen nutuk demektir. Bununla beraber kaynağı olan ruhi kuvvetlere terim olmuştur. Bu bakımdan Hazreti Süleyman yalnız kuşların sesleri veya hareketleriyle ifade ettikleri hislerini anlamakla kalmıyor, o hisleri, idare mantıkı, ledünniyatı biliyordu. Evet, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a kuşlar, envanın dillerini, yani hangi işe yaradıklarını onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyor. Evet, madem hakikattır, madem yeryüzü ilahi bir sofradır, insanın şerefine kurulmuştur, öyleyse o sofradan istifade eden diğer hayvanlar ve kuşların çoğu insana boyun eğip hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini hizmet ettirip ilahi bir ilham ile büyük bir istifade yolunu açarak güvercinleri bazı işlerde kullandırarak ve papağan gibi kuşları konuşturarak insan medeniyetinin güzelliklerine güzel şeyler ilave etmiştir. Öyle de başka kuş ve hayvanların kabiliyet dili bilinirse çok taifeleri var ki kardeşleri ehli hayvanlar gibi önemli işlerde kullanılabilir. Mesela çekirge afetinin istilasına karşı çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve hareketleri tanzim edilse o kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istifade edilebilir ki. Kuşları göğün boşluğunda Rahman olan Allah'tan başka kudretinde tutan kimse yoktur. Üstlerinde kanatlarını açıp uyumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Kuşların hareketinin tamamen Allah'ın emrine bağlı olduğunu ifade eden bu ayetlerle çağdaş ilmi neticeler arasında pekala münasebet kurulabilir. Çağdaş bilgiler uçuşlarını programlamak mevzuunda bazı kuş cinslerinin ne derece mükemmel bir noktaya ulaştıklarını göstermiştir. Zira hayvanın genetik kodunda kaydedilmiş gerçek bir göç programı vardır. Çok karmaşık ve çok uzak güzergahlarda yol almasını ancak böyle bir programlama ile açıklamak mümkün olur. Çünkü daha önce hiçbir tecrübesi olmayan ve yardımcısı da bulunmayan yavru kuşların hareket noktasında tespit edilen tarihte dönmek üzere bu güzergahı tamamlamaya kabiliyetli oldukları açıkça ortaya çıkmıştır. Değerli dinleyicilerim, bir diğer husus aksettirici, döndürücü sema. Tarık suresinin 11. ayetinde mealen, yemin olsun reci sahibi, döndürücü semaya, yani semaya yükselen her şey arza döner. Su buharı yağmur olarak döner, cisimler dünyanın cazibesiyle geri döner. Telsiz dalgalar yansımalarıyla iyonosfer tabakasından döner. Kızılötesi sıcak şualar aynı yolla aksederek arza döner ve gece onu ısıtır. Nitekim sema kendisine arzdan atılanları aksettirir. Ayrıca dış alemden kendisine atılanları da yutar, yansıtır ve dağıtır. Böylece dünyayı atılan öldürücü kevni şualardan ve mor ötesi öldürücü ışınlardan korur. Sanki gök tasarruf eden bir tavan gibi. Değerli dinleyicilerim, son olarak oksitosin maddesi üzerinde durmak istiyorum. Meryem suresinin 23 ile 26. ayetler arasında mealen, sonra doğum sancıları Meryem'i bir hurma ağacına dayanmaya götürdü, mecbur etti. Ah ne olaydım, bundan önce öleydim de unutulmuş olsaydım dedi. Meryem'i aşağı tarafından şöyle çağırdı. Sakın üzülme, Rabbin senin alt yanında bir su arkı yarattı. Hurmanın dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Evet değerli dinleyicilerim, niçin yaş hurma?
Yaş vurma hakkında en yeni ilmi araştırmalarda şöyle denmektedir. Hurmada oksitosin maddesi gibi akıntıyı durduran bir madde vardır. Çünkü yumuşatıcı bir maddedir. Tıbben malumdur ki nebati yumuşatıcılar kalın bağırsakları temizlemeleri bakımından doğum ameliyesini kolaylaştırmakta faydalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamile kadınlara hurma yedirilmesini bir hadisinde tavsiye etmektedir. Bugün de ortaya konduğu gibi oksitosin maddesi doğumu kolaylaştırır ve süt ifrazatını da fazlalaştırır. Değerli dinleyicilerim, yeter ki biz Kur'an'dan hakiki manada istifade etmesini bilelim. Ondan hakiki manada istifade edelim. Kur'an'ın esas gayesi fen ve teknikle alakalı mevzuların bulunuşu değildir. Yine biz bu fen ve teknikle ilgili ayetlerde Rabbimizin azametini, kudretini görürüz. Kur'an'ın gayesi iman esaslarının ispatı, İslamiyet'in ilimlerin esasını içinde bulundurduğunu göstermek, teknik imkanlardan faydalanmaya teşvik etmek, yoksa Kur'an fizik, kimya kitabı değildir. Esas olarak tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet mevzuları üzerinde durur. Dolayısıyla bu fenli mevzulardan da bahseder. Rabbim Kur'an'ı hakiki manada anlamaya, Kur'an'ın emirlerini hakiki manada uygulamaya tüm müminlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.